Evet, insan hayret ettiği bir şey gördüğü zaman Allah Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye kendi kendinden söyleriz. Tekbir getirir. Şimdi namazı kılan adam da gerçi onu görmese bile manen muvaffak olduğu o şeylerden dolayı Cenab-ı Hak ona tekbir getirmeyi emretmiş. Halden hale intikal ederken, mesela kıyamdayken, rüküye giderken Allah'a ekber. İşte rüküden secdeye giderken Allah'a ekber. İki secde arasında Allah'a ekber. Tekrar kıyama kalkarken Allah'a ekber. Böyle bol bol Allah'a ekberin manası, her bir hareket-i salatiyede bir derece, bir makam, bir mertebe var. O mertebelere intikal ederken, kendisi görmese bile o mertebeler kendisine verildiği için tekbir getiriyor. Eğer görse zaten getirecek. Ama görmemesi olmamasına delil değildir. Çok şeyler var ki görmüyoruz ama vardır. İşte aklımız görmüyoruz ama vardır. Yani tıp da akıllarından bir şey bilemiyor. Yani kafada bir beyin, bir et parçası bir şeyler var ama akıl ne demek yani? İnanın beyni insanın beyninden çok daha büyük. Böyle bir beyin var. Yani mesele maddi beyin değil. Evet, insanda da bir beyin var. Ama akıl dediğimiz şey, ona yüklenen format, ona yüklenen güç, kuvvet ayrı bir şey. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran husus akıl. Hayvan bir derece düşünebiliyor yani. Mesela önüne şeyi koydun mu, samanla yeşil otu koydun mu, yeşil otu gidiyor. Tercih hakkı var yani. O kadar da biliyor yani. Kendi mesela köyde hayvanı bıraktığın zaman kendi kapsanın önüne gidip duruyor. Başkasının kapsana gitmiyor. Yani bir derece şeyi var ama insan gibi mütekamil bir durum yok. İnsanda akıl var ama nedir mahiyeti? Bilmiyoruz. Yani aklının mevcut olup bilmediğimiz gibi birçok şeyler var ki onlar da mevcuttur, biz bilmiyoruz. İlla her şey bizim bilgimize, varlığımıza tabi değildir. Evet. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciye-i katına işarettir. Miraciye-i yeminin miraci namazdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miraca velayet kanalıyla, velayet gücüyle çıktı. Dönüşü Risaletle oldu. Çıkışı velayet-i Muhammediye'dir, dönüşü Risalet-i Muhammediye'dir. Çıkış velayet-i Ahmediye, dönüş Risalet-i Muhammediye. Velayet isminin tesiri Ahmet isminde daha ziyadedir. Muhammed ismi Resul için daha meşhur. Yani gök ehli onu Ahmet olarak bilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın en meşhur ismi gökte Ahmet'tir. Yerde Muhammed'tir. Çünkü göğe çıkarken, miraca giderken ubudiyetinin velayetik kuvvetiyle gitti. Velayet kanalını kullandı yani. Eğer çıkarken velayet kanalını kullanmasa, risalet kanalını kullansaydı hiç kimse miraca muvaffak olamazdı. Ümmetinden hiç kimse yukarı çıkamazdı. Çünkü kimse Resul değildir. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber yoktur. Ama velayet ayağıyla çıktığı için Evliyaullah ve her bir mümin, her bir samimi mümin, namaz kılan mümin onun açtığı yoldan ama takat-i imkan durumu ne kadar müsaitse o kadarıyla miraca muvaffak olur. O miraçta da her aldığı mertebedeki gördüğü, işte buraya geliyor Rezakiyet arşını görüyor, oraya gider Rahmaniyet arşını görüyor, oraya gidiyor Sebepler arşını görüyor. Her biri geçerken Allahu Ekber, Allahu Ekber bir yere gidiyorsun ki bütün mahlukatın rızıkları orada dağılıyor. Bir sema tabakasına gidiyor. Şimdi insanın bunu bilmemesi olmamasına delil değildir. Onun için Cenab-ı Hak onları, o tekbirleri
Bir de diyor ki marifetimiz haricinde olan kemalatına delil olan şeyler sebebiyle. Daha bu bizim aklımızın düşünebildiği, demek ki düşünemediğimiz çok şeyler için de tekbirler, intikam tekbirleri emredilmiş. Hareket-i salatiyede tekbirler Miraç'ta çıkarken girdiği her bir tabakadaki hayret verici hallere karşı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmektir. Namazın hakikati budur. Namaz bu kadar mühimdir. Şimdi mesela birkaç gündür çok rahatsızım. O valilik binasında bir ne veriyorlar bilmiyorum. Suriyeli kardeşlerimize bir şeyler veriyorlar. Herhalde öğrendiğime göre şey veriyor, hüviyet mi veriyorlar, ne veriyorlar? Kimlik veriyorlarmış. Ciğer sızlatıyor. Yani kucağında çocuğu, biz buraya okumaya geldiğimiz zamandan bir saat evvelinden, hatta 2:30'da kalkıyor, 2:30'da orada sesler, bakıyor bu sıraya girmişler. Bize saat 2:30'da sıraya giriyor, 8'de memur gelene kadar ki işi orada da çıkar. İki taraf kuyruk, bir taraf erkek, bir taraf kadın. Şimdi bir şeyi elde etmek için, bir yere vasıl olmak için, bir menfaat temin etmek için saat 8'den evvel 2 saat, 3 saat evvelinden gelip orada, 4 saat evvelinden gelip orada dikiliyor soğukta. Oraya kağıt mağıt yakıp onunla ısınmaya çalışıyorlar. Neyse çok şükür bitti de ben de ızdırabım bitti. Şimdi namazdan sonra namazı beklemek insan için böyle işte. Yani böyle bir lütfa mazhar olacağın anı beklemek. Yoksa namaz ezan okunuyor, hiç alakası yok işte. Nasıl kılacak, kılmaya kılacak da sanki böyle işte ya bu nereden çıktı ki, bu neydi ki falan. Suhre gibi, usançla, bıkmış. Ondan sanki çok hiç lüzumsuz, haşa lüzumsuz bir iş yapıyormuş gibi. Ondan sonra onu geriye bırakıp dünya işlerine koyup işte ikindiye yarım saat kala hemen öğle namazını kıldırılıyor. Akşama yarım saat kala ikindi namazını kıldırılıyor. Yani kılmayacak ama işte olmuyor. Onu da yapıyor yani öyle. Böyle değil. Suhre gibi, bıkmış, usanmış gibi değil. Orada sabahleyin esas saatten 4 saat evvel kuyruğa giren adam gibi namazın vaktinden evvel 4 gözle, hasretle, muhabbetle namazın vaktini beklemek lazım geliyor. Namaz öyle bir hakikat. Namaz öyle bir hakikat. Namaza, çünkü Cenab-ı Hak bütün ibadetin envanı, her şeyini namazın içinde toplamış. Namazın içinde toplanmış. Namaz dinin direğidir. Bir padişahın güzel bir bayram gününde herkesi mertebesine, makamına, rütbesine bakmadan huzuruna alıp onlarla muhabbet ettiği gibi Cenab-ı Hak da insanların namaz vaktinde rütbesine, makamına, mertebesine bakmadan huzuruna kabul ediyor. İnsanın böyle bir lütfa mazhar olması için sabah namazı için 4 saat evvelinden kalkıp göbek hizasına geçmesi lazım yani. Öğlen namazını kılmak için 1 saat evvelinden hazırlık yapıp işte ben şimdi Rabbimin huzuruna gideceğim demesi lazım geliyor. Allah bu hali hepimize nasip etsin.